Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 11 Kasım 2023, 11-11-2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar haber çok, 7-8 tane haber var ama kısa, kısa 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 sizlere aktarmak istiyorum. Eğer müsaadeniz varsa, tahammülünüz varsa dinleyebileceksiniz ve dinlemek istiyorsanız. İsmail Kartal'ın yeni transferi Lincoln Henrique. Aslında mü müthiş bir Başlık atılır buna çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Katal sakatlığını atmak güzel olan Lincoln Henneken'in durumunu yakından takip ediyormuş. Şimdi ben şunu özellikle 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 üstüne basa basa bir kez daha söyleyeyim. Zamanı geldiği zaman diyeceksiniz ki hocam niye bu kadar tekrar ettiğini şimdi anladık. Lincoln 6 oynar, Lincoln 8 oynar, Lincoln 10 oynar, Lincoln sol kanat oynar, Lincoln sağ kanat oynar, Lincoln sol bek oynar. Ama hocam uzun zamandır oynamıyor. Ha, güzel yerden yakaladın. İşte uzun zamandır oynamaması etken. Peki Zaiß de uzun zamandır oynuyor. Ne değişti? Yetenek bir insanı haftalar sonra, aylar sonra da tekrar eski formuna kavuşturabilir. Şunu belirteyim arkadaşlar, şanssız sakatlık dizindeki çapraz bağları koparttı. Uzun süre sahalardan uzak kaldım. Lisansı askıya alındı. Ancak bireysel çalışmalarını bir süredir devam ettiriyor ve ciddi manada güçlendirme çalışmalarını da yaptı. İsmail Kartal da yakından izliyor artık 25 yaşına da geldi. Ve İsmail Kartal'ın Joker'i olabilir. Geçen sezon Jorge Jesus onu birçok yerde kullandı ve ya arkadaşlar bilmiyorum aynı şeyi düşüneceğimizi zannetmiyorum ama hiçbir yerde sırıtmadı. Evet hani on e, üzerinden altılık top oynadığı oldu. Mesela sol bekle falan kabul ama sırıtmadı. Bakın hani e, bana bir futbolcu lazım. O da bu sezon lazım. Çıkacak, oynayacak, mücadelesini yapacak, kütür kütür oynayacak. Takıma bir şeyler kazandıracak. Maç ya da maçlar kazandıracak. Düşünsene bir transfer yapmışsın. Mesela Umut Nair şu ana kadar ne gol var ne bir şey var. Bir Galatasaray maçı sonradan oyuna girdi. Maç 0-0 bir tane attı 1-0 Fenerbahçe kazandı. İkinci maç 0-0 gidiyor. Umut Nayir oyuna girdi. Bir tane kafa golü 1-0 Fenerbahçe kazandı. Süper Kupa'yı aldı. Değer mi? Bu kadar verilen paraya sadece bu iki maçı kazandı. Hatta e, deplasmandaki Galatasaray maçta 0-0 gidiyor. Girdi attı golünü ya da direkt oyundayken attı. 1-0 kazandı Fenerbahçe. 3 maç kazandı sezonda. Değer mi? Bence değer. Bence değer. Mesela Cengiz Ünder. 15 milyon euro. Köpeğe etmez. Asla etmez. Külliyen etmez. Şu performansıyla. Şimdi... İsmail Kartal Cengiz'e aslında Adana Demirspor maçında 11'de yer vermeyi düşünüyor. Bilginiz olsun. 9 maç kazandı, kaçırdı Fenerbahçe'de ve Adana'da 11'de çıkabilir. Arkadaşlar bakın Antalyaspor maçında sol arka adalesinde ikinci derece yırtık oluştu. Hocam ikinci derece yırtık. Bir şey söyleyeceğim Mustafa hocam. Biz de şunu açıkla. Ee, sağlık ekibimiz hain mi? Ne bileyim FETÖ'cü mü? Ne bileyim bir şey Galatasaraylı mı? Galatasaray'dan geldikleri doğru var. Aynı mesele. Galatasaray'ın sağlık ekibi de ama bu şey değil. Hocam bize bunu açıkla. İsmail Kartal antrenman yaptırmıyor? Futbolcular ne bileyim uyuşturucu mu kullanıyor? Bir şey mi kullanıyor? Niye bu sakatlık hocam? Niye dakika başı sakatlık oluyor? Arkadaşlar size bunu şöyle anlatayım. Bir, sezon başı yüklemesi yeterince yapılmadı futbolculara. Ben bunu sezon başında dedim ki Fenerbahçe için, Galatasaray için, Beşiktaş için uzun süreli sakatlıklar olacak dedim. Bu süreçten kim sak az sakatlıktan çıkarsa en karlı o çıkacak dedim. En karlı Galatasaray çıktı. Açık söyleyeyim. Ben bunları söyledim bak. Sezon başında bir aylık yükleme yapılır. Fizik yüklemesi, kondisyon yüklemesi, vücut yüklemesi. Hani vücudun atıyorum kas grubu. Misal veriyorum şu grup eksik. Bu gruba çalışılır. İşte şu grup eksik buna çalışılır. Dedim ki yeterince çalışılmadı. Bir haftada bir, bir haftada bir maç. Hocam iyi de mesela maç oynadık. Ertesi gün futbolcuyu al güçlendirme çalışmasına. Olmuyor işte. Güçlendirme çalışmasını alıyorsun ya, vücudun 2 gün 3 gün dinlenmesi lazım. O tamam hocam 3 gün dinlensin. Bu sefer de taktik idmanı kaçırıyor. Hocam mesela bugün oynadı. bir hafta sonra maç var. 6 gün var arada. 2. E, gün yaptırdım, 3 gün dinlendi. 3 gün kala idmanlara başladı. Yine mantık değil mi? Olmuyor işte, olmuyor. Bazı vücut bu yüklemeden sonra ağır idmanı kaldıramıyor arkadaşlar. O yüzden bu sakatlıkların en büyük sebebi bu. Cengiz Ünder daha sonradan geldi. Bakın Sakatlanan oyuncularımıza dikkat edin. Hepsine dikkat edin. Haziran'da gelenlere dikkat edin. Temmuz'da gelenlere dikkat edin. Ağustos'ta gelenlere dikkat edin. Eylül'de gelenlere dikkat edin. Bir sakatlık karnelerine bakın. Şimdi burada en şanstaki Mert Müldür. Niye? İlk 11 oynamıyor. Maçlarda yeterince süre almıyor. Sakatlamıyor. Yoksa en potansiyeli Mert Müldür. Anladınız mı demek istediğimi? Böyle böyle bir durum var. Hocam mesela Galatasaray Endombili aldı. Dombili top mu oynuyor? Okan, hocam hakim Ziyeki aldı. Hakim Ziyeki top mu oynuyor? Ya bir maçta çıkıp gol attı diye futbolcu kralı ilan edilmez. Pozisyon denk gelir vurur gol olur. Bu yıldız yapmaz onu. Toplam total katkısına bakacaksın. Anladınız mı? Burayı da anladık. Cengiz Ünder'i habere göre İsmail Kartal Adana Demirspor maçında ilk 11 oynatmayı düşünüyormuş. 7 maça çıktı bir asist kaydetti diyor 26 yaşında. Valla 15 milyon euro yatırım yapıldı. Yani bir laf var da söylemek istemiyorum. Ee, yani ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin diye. Şimdi ben size başka bir şey söyleyeyim. Buruma 4 yıl sonra Portekiz milli takımına çağrıldı. Şimdi buradaki ukalalık kimin? Arkadaşlar, her şeyin üstüne yemin edebilirim. Benim yemin etmeme gerek yok. Takipçilerim zaten videolarımı izliyorlar, biliyorlar. Abi, Buruma Fenerbahçe'de bir maça çıkıyor. Hocam lanet bir performans. Hocam böyle performans olmaz. Hocam çöp bu. Şöyle böyle Maç bitiyor benim diyorum ki vallahi ben beğendim. Ya arkadaşlar diyorum bak beni linçlemeyin ben beğendim. Vallahi ben Burumay'ı beğendim diyorum. İyi oynadı diyorum. Bırak hocam Allah'ını seversen sen de yönetime yalakalık yapma diyorsunuz. Aynı Buruma Portekiz'e gitti. Dedim ki aldığımızdan daha fazla satın alma opsiyonu var. 5,5 milyon satın alma opsiyonu var. Benim duyumum bu şekilde. O mala işte 5,5 kimse vermez. 4,25'e bize itelediler. 4,25'e satarsak kar. 2,5'e satarsak kar dediler. Peki Rossi'yi en savunan bendim. Rossi'yi en savunan bendim. Ben ne dedim size? Ben olsam Bruma'yı tutar Rossi'yi gönderirim. Bırak hocam dediler ya Rossi en azından genç falan filan dediler. Bak en savunan adam dedi. Ona bile karşı çıktınız. Neyse Allah sabır versin. Ben ama spor kulübü stat dışına Atatürk portresi e, gerçekleştirdi. Ya tamam on Kasım'da 10 Kasım'dan dolayı yapıldı edildi de. Bazen bana şöyle bir his geliyor. Ulan diyorum başarısızlık anında hemen Atatürk'ün arkasına sığınıyoruz bana böyle bir his gelmeye başladı. Sonra Ali Koç Atatürk Stadı için görüşmelere başladık diyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Bu Atatürk Stadı adını ortaya attığımız günden itibaren bizim üstümüze hakemler daha fazla gelmeye başladı. Bilmiyorum hakemler mi Atatürk'ü sevmiyor Fenerbahçe'nin Atatürk isminin yan yana gelmesi rahatsızlık mı veriyor bilmiyorum. Hocam varsın öyle olsun ya varsın Atatürk'ü savunalım mahkemeler karşımızda olsun diyen arkadaşlar iki gündür İsmail Kartal istifa diyorlar. Bana kimse martaval okumasın. Günü birlik taraftarlık yaşıyorsunuz. Uzun vadede konuşmuyorsunuz. Suudi Arabistan olayını bana soruyorlar süper kupa oynansın diyorum. Hocam senin ne biçim milliyetçiliğin var Cumhuriyet'in 100. yılı. Oğlum bunların hepsi şov. Hepiniz şov yapıyorsunuz. Cumhuriyet'in 100. yılı falan filan. Hanginiz Cumhuriyet'in 100. yılında Hani ülke için bir şey çıkarttınız. Lan bana bilmem işte şununla bundan gelmeyin. Bana kanser aşısını bulun çıkın deyin ki al sana milliyetçilik. Al sana Türkçülük. Al sana İslamcılık. Al sana bilmem necilik. Çık bana kanser aşısını bul. Lan bir koronavirüs aşısını bile bulamadık edemedik. Ondan sonra ta millet ürettikten sonra yerli aşı dedik. Bana bundan gelin. Bana bilimle gelin. Bana bilimle gelin. Bilimle. Bak benim bir projem var. Kafası çalışan insanlar varsa. Cep telefonunun şarjını insan vücuduna bağlayacaksınız. İnsan vücudundaki enerjiyle, ısıyla insan hareket ettikçe oradan enerji üretip cep telefonu şarj olacak. Kafamdaki proje bu. Ama yapamıyorum. Varsa böyle bir teknolojiniz yapın. Yapın patent matent helali hoş olsun. İnsanlığın hizmetine sunun. Düşünsene insan şarj etmek için yürüyüş yapacak. Bu sayede obezitenin şunun bunun önüne geçebilirsin. Isıyı elektrik enerjisine çevirebilirsin. Çevirebilirsin. Yap bunu. Al telefonları şarj tak. Nasıl hocam insan makine gibi mi olacak? Kolona bilmem bir şey yapacak. Ya illa buraya bir çip takacak falan demiyorum. Buraya yapıştırma gibi duracak mesela. Olmaz olmaz demeyin. Wireless şarjlar var bilmem neler var. Olmaz olmaz demeyin. Al sana proje yap bunu. Biz ne yapıyoruz? Atatürk'ün izinden gidiyoruz. Atatürk'ün izinden gitmek ilimle olur, bilimle olur, fenle olur. Farklı farklı saçma sapan şeyler. Birçok kişiyi görüyorum. Ben hayatımda çok fazla çeşit insan tanıyorum. Çok çeşit insan tanıyorum. X'ci, Y'ci. Niye X'cisin? Bıyıklarını çok beğeniyorum. Ben de onun gibi bıyık bırakıyorum. Allah bildiği gibi yapsın seni. Niye Y'cisin? Söylemleri çok güzel. Allah'tan bahsediyor. E Oğlum şeytan da Allah'tan bahsediyor lan. Yemin ediyorum bak şeytan sizden benden daha fazla Allah'tan bahsediyordur. Kur'an-ı Kerim'de yoksa niye ayet geçsin şeytan sizi Allah'tan kandırmasın diye. Niye geçsin oğlum o kadar bahsediyorsun? Ya bunlara geçin. Şu şekilcilikten çıkın. Lanet gelsin şu şekilcilikten çıkın. Atatürk stadyumu. Ben bir şey söyleyeyim. Sevgili Ani Koç. Git konferans kupasını kazandır. Git süper ligi kazandır. Git Türkiye kupasını kazandır. Git süper kupayı kazandır. Dört tane kupa getir. Vallahi de billahi de al sana, al sana Atatürk'ün izinden gitmek. Ben sporcunu Zeki Çevik aynı zamanda ahlaklısını severim. Bunları yaparken ahlaksızlık yapma. Teknik direktörün Portekizlerin anasına sövmesin. Anladın mı? Ya da ne bileyim şunların bunlara küfür etmesin. Ya da başka bir şey olmasın. Anladınız mı? Ya ben bunu istiyorum abi. Ben bak ben lafa değil icraata bakıyorum. Benim karşıma geçiyor. Bana çok yapan oluyor. Ya günlük hayatta mesela geliyor ben çok fakirim bana yardım et şöyle yap böyle yap falan filan. İstediğin kadar eğil bükül diyorum ya. Bana belgeyle engel. Yapacak bir şey yok. Sosyal yardımlaşma derneği. Artık biz onlarla iletişim kuruyoruz mesela bir yardım işi falan yaparken. Adam diyor ki mesela ben şunu araştırdım. Al sana belge. Tak. Kocası ölmüş. Böyle yapmış. Böyle yapmış. Evi kira. Kira ödeniyor. Fatura ödeniyor. Bitti. Artık ben lafa bakmıyorum. Adam burada yardım dileniyor. Kapıyı dönüyor. Parayı veriyorsun. Bir şey yapıyorsun. Arka dönüyorsun. <laughs> falan. Elinde tespih sallamalar. Sigara içmeler. Anladınız mı demek istediğimi? Ama bunu hocam bunun Ali Koç'tan Atatürk'ten ne alakası var? Ne demek arkasına sığınıyoruz da demeyin. Ben böyle hissediyorum abi. Ne zaman dara gelsek sıkışsak bir de bak her şey iyi giderken illaki bir çatışma bir şey çıkartıyoruz. Siz istediğiniz kadar hocam Marcin Atatürk yüzünden bize antipati duysunlar deyin. Geçiniz bunu. Ben maç sonlarında yaptığım yayınlarda görüyorum hepinizin fikrini. Ali Koç diyor ki Atatürk stadı için devletimizle gerekli görüşmelere başladık. Beklentimiz bu kararımızda bizi desteklemelidir. Yönetmelik var ancak İstanbul'da herhangi bir şehir değildir. Anadolu yakası pek çok şehirden daha büyüktür. Anadolu yakasında da Atatürk ismi bir stat yakışır. Bunun da en doğal yeri Fenerbahçe stadıdır diyor. Ya peki hocam sen Stadın adını Atatürk Stadı olmasını ister misin? Lan Galatasaray Stadı açılışını yaptı. Bilmem ne arena diye. Dedim ki arena hangi Türklükte var? Hangi Türk şeyinde var? Arena ne lan? Arena ne dedim arena. Romalıların bilmem birbirini kırdırdığı yerin adını dedim stadyumlara isim olarak koydular. Yazık dedim ya. İzmir Atatürk Stadyumu işte. Geç İzmir Alsancak falan var. Ya bilmem ne hani Atatürk Stadyumu da vardı hani sta, eskiden stadyumlar hep şehirlerde Atatürk Stadyumu diye geçerdi. Ben şimdi da söyleyeyim arkadaşlar. Bak insanlarda antipati uyandırmanın da lüzumu yok. Hani ben bucuğum deyip sürekli ondan bahsedip başkasını hor görmenin de anlamı yok. Ya bizim ya ben e, hani öz böz Türk'üm. Ben atalarım her daim gurur duyan insan. Aman dileyene kılıç çekmeyen benim atalarımdır. Malazgirt'te gider benim atalarımdır. Anlatabiliyor muyum? Orayı, burayı, şurayı fethedenler benim atalarımdır ya. Üç 3 kıtaya bilmem şu kadar 7 cihana şuraya buraya 7 iklime 5 bölgeye şuraya buraya hükmeden de benim atalarımdır. Fatih Sultan Mehmet de benim atamdır. Kanuni de benim atamdır. Anlatabiliyor muyum? Aa, atası, atanızı saymıyorsanız o sizin sorununuz. Belki de atalarınızda karışıklık vardır. Bir ee, batı tarafında arayın. Denizi geçin yüzerek Yunanistan taraflarından başlayın atanızı aramaya. Bunların hepsi bizim şeyimizdir. Neyse. Biz işimize dönelim. En iyi yaptığımız işe dönelim. Fenerbahçe'de stoper transferi için yerli operasyonu. Devre arasında Fenerbahçe stoper takviyesi yapmak istiyor ve yerli isimler hedefe konuldu. Serdar Saatçi bir numaralı hedef konumda. Şimdi bir şeyi özellikle söyleyeyim. Mustafa hocanızın bir öngörüsü vardır. Mustafa hocanız bir şeyi olmadan önce Allah tarafından gönlüme bir ilham doğar. Derim ki şöyle şöyle şöyle. Serdar Saatçi 5 sen git ne dedim ki 1.5 milyon euro mu ne satıldı lan. Basıp parayı alalım. iyi stoper. Sert temastı. Bak Mert Müldür, şey Mert Müldür'ün Melih Demiral tipinde bir stoper. Ha dengesizliği var ama zamanla kaybolur diye. Yani Fenerbahçe 1.5 yıllık kiralama teklifi yapabilir diyor. Bu bir. İkincisi Emir Ortakaya dönebilir. Arkadaşlar Emir Ortakaya'nın geri alma maddesi yok ama geri dönebilir maddesi varmış. Hocam o nasıl bir şey ya? Ya Fenerbahçe isterse ee, geri çağırabiliyor. Futbolcu da isterse geri dönüyor. İyi hocam üçüncü teklif şahıs adamların kulübü Kocaeli Spor'a futbolcu verdik. Ya Kocaeli Spor'la anlaşman kolay. Nasıl kolay biliyor musun? Emiri alırsın. Alt yapıdan üst yapıdan iki tane üç tane oyuncuyu. Mesela bak Yusuf Akçiçek. Yusuf Akçiçek'e verirsin. Üstüne de para verirsin. Yusuf Akçiçek'e de oynat dersin. Yusuf Akçiçek orada pişer. Sen de Emir pişmiş haliyle oynatırsın. Bu ayrı mesele. Ben bilin diye söyledim. Serdar Saatçi konusunda. Ya satın alma opsiyonu ben rakiplerin hani bu Portekiz takımının yanaşacağını zannetmiyorum. Bunlar sağılacak şey olarak görürler futbolcuları. O yüzden bunları ben yanaşacağını zannetmiyorum ama bir ihtimal. Luan Perez takımdan ayrılmaya karar vermiş. Aa! Niye ki ya? Her şey iyi gidiyordu. Yani her şey gayet iyiydi. Ya Luan Perez ve Lincoln Henrick'in bahtı kapalı. Nazım Sangare hatırlıyor musunuz? Bizdeydi lan bir sakatlandı. Nerede sakatlandı dedik. Adam bir şey yaptı, perişan oldu. Şimdi en azından en az hasarla kurtulmuş olduk. Şimdi Luan Perez Ren maçında kale direğine çarptı. Ulan uzun süre formadan uzak kaldı. Bunun da sebebini anlatayım size. Bekao ameliyat oldu. Serdar Aziz ameliyat oldu değil mi? Luan Perez ameliyat ettirmedi bizim sağlık heyeti. İyileşir, iyileşir. Siz ona bir kemik çorbası içirin, kelle paça içirin. İşkembe için geçer o geçer. Et sarın. Tabi tabi geçer dedi. Geçmedi. Sonra ne oldu? Haliyle sakatlık daha da büyüdü. Ameliyat oldu. Düzeldi. Nüksetti. Çünkü ameliyattan sonra dönünce şimdi Lincoln'e yaptığımız güçlendirme çalışması var ya onu yapmadık. Doğru düzgün yapmadık. Lincoln'un güçlendirme çalışması 1-1,5 bir, bir aydır yapılıyor. Lincoln normalde 1 ay önce iyileşti. Ekim ayında iyileşti. Ekim'de, Ekim'den önce iyileşti hatta. Yani Ekim'den önce iyileşti. Sahaya sürseydin hayırlı olsun 2023-2024'te giderdi. Bunda böyle oldu işte. Hocam iyi de bunun bir yaptırım olması gerekmiyor mu? Mesela Ali Koç açısından düşünüyorum. Ali Koç'a bir yaptırım olması gerekiyor. Ya arkadaş nasıl beceriyorsunuz? Nasıl beceriyorsunuz? Kondisyonların en kötüsünü getirmeyi nasıl beceriyorsunuz? Kaleci antrenörün en kötüsünü getirmeyi nasıl beceriyorsunuz? Doktorun en kötüsünü, sağlık heyetinin en kötüsünü getirmeyi nasıl beceriyorsunuz? Hayır, bir de televizyona çıkıp övünüyorsunuz. Bizim sakatlık önleyici sistemimiz var lan. Niye övünüyorsun? Niye anlatıyorsun? Sana ne? Mesela Akalata hiç kimseye açıklıyor mu? Lan bizde bir iğne var. İçinde ne var biliyorsunuz? Çinko var, alüminyum var, fosfat var, kimyasal var. Hepsini birlikte yapıyoruz, karıştırıyoruz. Doktorumuzun işi formülü bu. Ondan sonra vuruyoruz, Futbolcu hemen iyileşiyor dese 100 yılın gerizekalı ilan edilir altı saray. Ya niye verdin böyle formüllersin? Fenerbahçe'de çıkıyor artistik. Ya yemin ediyorum hayatımız artistliğe dönüşmüş ya. bizde var ya bir sistem var. Bolcu sakatlığını çok da engelliyor. Ya bu cümleyi niye kuruyorsun? Pentik maçına. Maç başlamamış. İsmail Kartal çıkıyor diyor ki yardımcılarım saha zemini kontrol etmiş. Zemin çok iyiymiş. Futbola elverişliymiş. Lan niye diyorsun? Ne diyorsun? Haçın sen bunu neden söylüyorsun? Söyleme. Maç bitsin çıktı ki. Zeminle ilgilen şeylerimiz vardı. Haklıymışız. Bak kaç tane futbolcu sakat verdik. Bunun hesabını Türkiye Futbol Federasyonu vermeli. De çık. Sana ne? Sana ne? Neyin doğrucu Davutluğu bu? Neyin şovenistliği bu? Ha kaldı ki zeminden mi sakatlandılar orasını da bilmiyorum. Açık söyleyeyim. Zeminden sakatlandığını ben çok zannetmiyorum. Arkadaşlar futbolcu zeminden kolay kolay sakatlanmaz. Rudogoresk maçında zemin ıslaktı. Orada sakatlanabilirdi. 5 tane 6 tane futbolcumuz kaydı. Şimansko oyuna girdi. O bile alışamadı. Sadece zeminde kaymaya başladı. Bak bu olabilir. Buna lafım yok. Ama sen maçtan önce çıkıp böyle anlarsan sezon başlamadan bizde bir sistem var. Oğlum var ya sakatla önceden şey yapıyor ha. Valla bak yeminle önceden o biliyor. Çok iyi bir sistemimiz var. Luan Perez'e geçeyim arkadaşlar. Çok uzattım ama biraz eğlenceli olsun istiyorum. Sizlere de biraz sürece katmak istiyorum. Hani gerçek hayatta da bir öğretmen olduğum için öğrencilerin sürekli dikkatini diri tutmak zorundayım. Oradan gelme bir alışkanlık bu. Şimdi 29 yaşındaki futbolcu Luan Perez. Santos ciddi şekilde ilgileniyor. Ülkesine gitmeye sıcak bakıyor. Santos'un mükemmel bir teklifi var. Oynayabilecek duruma geldiği anda biz direkt istiyoruz diyor. Daha ne desin? Hani bir tek rengimiz sarı lacivert falan dese o olacak. Başka da bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Vallahi her iki taraf için de hayırlısı olsun. Hani ee, attığın taş ürküttüğün kuşa değsin misali. Artık şu Luan Perez olayı can sıkmaya başladı. Fenerbahçe'de 6 numara transferi AB planı. Sani Özcan transferinden vazgeçmemiş Fenerbahçe. Kaç kişiyle vazgeçmemişiz onu da merak ediyorum. Fred'in sakatlığı sonrasında orta alanda orta sahada sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Bak Fred'le Salih Özcan'ın hiç alakası yok onu da belirteyim. Yıldız ismi yeniden radarına aldı Alman dev oyuncu için şöyle böyle falan filan. Radek Kurnu için seri adevinin kapısını bir kez daha çalmayı planlıyor Fenerbahçe. 6 numara adayları için bunlar. Kurnuş 1 numaralı liste şöyle yapıyor. Fenerbahçe vazgeçmede şartlar sonuna kadar zorlanacak. Bazı arkadaşlara bir soru sormak istiyorum. Dönek misiniz? Dönek misiniz? Hayatınız dönmeyle mi geçiyor? Kıvırmayla mı geçiyor? Hayatınızda hiç omurgalı bir hareketiniz yok mu? Bazı arkadaşlar. İsmail Yüksek. Fenerbahçe kaç resmi maça çıktı? 20-21. 21 resmi için maça çıktı diye biliyorum. 19'da 19 yaptı. 19'da 19 yaptı. Bakın İsmail çok iyi. İsmail süper. İsmail'e 30 verseler vermem. İsmail'i e 40'a satmam. İsmail çok iyi. İsmail çok iyi. Trabzon maçını kaybetti Fenerbahçe. Hakemin iki hatalı kararıyla İsmail Yüksek. Sarı kart, kırmızı kart atıldı. İsmail dengesiz. Buna mı güveniyorsunuz? Bu mu lan bizim altı numaramız? Kurunu çalın, partiyi alın. Onu alın, bunu alın demeye başladınız. Yazıklar olsun ya. Ya bu kadar dönek olmayın. Bu kadar bak omurgasız olmayın. Bu kadar bu haysiyetsizlik bu başka bir şey ya. Lan 19 maç futbolcuyu övüp ilk hatalı hareketinde böyle, böyle ya siz imansızsınız ya. Gerçekten söylüyorum bak siz imansızsınız. İmanınızı bir sorgulayın. Çünkü hadisi şerif var. Kutsi bir hadisi şerif. Ahde vefa imandandır. Yani bir insanın vefa göstermesi imandandır. Eğer insan vefasızsa imandan payı yoktur, hissesi yoktur. Adam seni sırtında taşıyor, besliyor, büyütüyor. Mesela annen, baban. Büyük günahlardan biri anne babaya itaatsizliktir. Biliyor musunuz bunu? Hiç o kendine hoca diyen arkadaşlar bundan bahsediyor mu? Yok. Zorla neyden bahsediyor? Atatürk'ün peşinden gitmeyin. Şuna yapmayın. Bunu yapmayın. Domuz eti yemeyin haram. Kul hakkı onu ödeşebilirsiniz. Onu yiyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Lan bir geçin Allah'ını seversiniz. Ahde vefa imandandır abi vefasızlık. Lan adamı sırtında taşıyorsun yıllarca bir hareketinde seni satıyor. O adam dinsizdir, imansızdır. O adamın hiçbir hissesi yoktur. Tam aynı şekilde bir futbolcu bu kadar savunup savun ilk hareketinde satıyorsanız hissenizi sorgulayın. Hocam sen bizim dinimize, imanımıza karışamazsın. Ben sadece yola çıkarak söylüyorum. Herkes kendine bir hisse çıkarsın. İnsanlıkla da alakalı düşünün ya. Ya ben hayatımda çok yaşadım. Çok yaşadım. Çok insanlara çok yardımda bulundum da satılmayı yaşadım. Ama ısrarla devam ediyorum. Israrla devam ediyorum. İnadına ısrarla devam ediyorum. Ya yeter. Vallahi yeter. İsmail şöyle kötü böyle kötü. Kurun iç. Aldın. 3 milyon euro para vereceksin. İsmail'i kes hadi. 3 tane Türk kuralım var. Nerede oynatacaksın? Molde'ye bakın. Molde'ye. Neyse Salih Özcan olmazsa kurun istiyor Falan filan. Inter, Milan. Ee, konuştuk futbolcuyu konuştuk. Yani ben şunu söyleyeyim. Rade Kurni çok maliyetli bir transfer. Bak zekice bir transfer değil. Maliyetli bir transfer. Bir şey yaparken mutlak surette düşünmek lazım. Mutlak surette düşünmek lazım. Onu da söylemiş olayım. A milli takımın aday kadrosu açıklandı ama önce şunu söyleyeyim. Tef Fenerbahçe'den TFF için olay açıklama. Olay açıklama olay açıklama değil. Bu TFF'nin Allah canını alsın. Gerçekten bak TFF'nin Allah canını alsın. Bu kurumu inşallah adaletle yönetilir artık. Ya bu kadar rezillik olmaz ya. Şu hakemlere ayrıcalık var. Öyle bir şey yok. Öyle bir ayrıcalık yok. 12'de 12. maçını vermişler. Ayrıcalık yok dediğine. 12. haftada 12. maç. Fenerbahçe TFF'ye yönelik bir açıklamaya imza attı. Şimdi açıklama değil bu. Bu başka bir şey. Şimdi ben bunu okuyayım kısmen. Bu arada yargı modunu da açmış bulunduk ama yapacak bir şey yok. TFF'nin gündemindeki konulara ilgili alıntılayarak Fenerbahçe açıklamasında bu tavır sorumluluktan uzak sorunları örtbas etme odaklı ve futboldaki onlarca soruna yönelik gerçek bir soruşturma yapılmayacağının adeta itirafıdır diyor. Açıklama şu şekilde. Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbolun istisnasız tüm paydaşlarının aynı noktada olduğu kriz durumunda yaptığı bu açıklama bizi hiç şaşırtmamıştır. Bu tavır sorumluluktan uzak, sorunları örtbas etme odaklı ve futboldaki onlarca soruna yönelik gerçek bir soruşturma yapılmayacağının adeta itirafıdır. Tüm bu soru ve sorunlarda hakim olarak konuları soruşturması gereken TFF yönetimi Türk futbolu adına adeta okların çevrildiği kişilerin ve sorgulanan olayların avukatı ve tarafı gibi davranmıştır. Biz bu filmi daha önce de gördük. Değişen hiçbir şey göremiyoruz. Türk futbolunda her şeyin tam da toplantı arka planınızda yer alan mesajda olduğu gibi adil, şeffaf ve tarafsız olması ülkemize temiz futbolun nasip olması için tüm paydaşların münasip olması gerekir. Kulüpler, takımlar, medya, futbol severler ve tüm spor kamuoyuna soruyoruz. Bu hedef için TFF e münasip mi? Atılan adımlar yeterli midir? Hayır, hayır, hayır. Mehmet Büyükekşi farkında değil ama çok büyük bir şeyin üstüne oturuyor. Oturduğu şey mayın olabilir, oturduğu şey el bombası olabilir, oturduğu şey başka bir şey olabilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum Mehmet Büyükekşi'nin oturduğu şey çok büyük bir şey ve çok yakında bu oturduğu büyük şey patlayıp Mehmet Büyükekşi'yi mahvedebilir. Benden uyarması, benden söylemesi. Hocam işte küfürlü konuşuyorsun, sin kaflı konu Alakası yok. Şu anda çok ciddi bir bombanın üstünde oturuyor farkında değil. Ya bir şey söyleyeceğim. Engin Polan, Polat, Dilan Polat bu kadar çıkıp hanımefendi görgüsüzlük yapmasaydı, milletin gözüne gözüne sokmasaydı kaçınızın haberi vardı? Kaçınız acaba diyordu. Şimdi sosyal medyadaki bütün fenomenlere herkes kara para mı acaba? İddia işinde mi? Lan uyuşturucuyla falan bir alakası mı var? Neyse ben bunu takipten çıkayım demeye başladı. Farkında mısınız bilmiyorum. Bir kişinin yüzünden herkes artık aynı yafta yemeye başladı. Ve yine aynı şeyi söylüyorum. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Yine söylüyorum. Bir gece ansızın bir operasyon başlatır Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. işin içinden çok farklı şeyler çıkar. Ben futbolda yani Erden Timur bir yapıdan bahsediyordu ya ben o yapıya artık inanıyorum. Öyle bir yapı ki maçları manipüle ediyor, skorları belirliyor, hakemleri tayin ediyor. Ben Erden Timur'un dediklerine katılıyorum. Ben artık Erden Timur'la aynı şeyi düşünüyorum. Gerçekten bir yapı var. Ve bu yapı şampiyonu belirliyor. Ve bu yapı 9 senedir Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadığına göre Fenerbahçe bu yapının hiçbir yerinde değil. Bu yapıya kim en çok hizmet ediyorsa en çok şampiyon yapılan odur. Şu anda tutuşan da odur. İnşallah tertemiz bir operasyon yapılır. Temiz eller operasyonu, işte futbolda FETÖ operasyonu adı ne olursa olsun. İsterse adı işte Ahmet Çakar operasyonu olsun. Çakar operasyonu olsun, hiç fark etmez. Adı ne olursa olsun bu operasyonun gerekliliği artık gün yüzüne çıkmıştır. Allah Fenerbahçe'nin ve taraftarının yardımcısı olsun. Çünkü her şey herkes karşı tarafta. Rabbim bizden taraf olsun. Ana milli takım aday kadrosu açıklandı. Almanya ve Gallerle oynayacak A milli futbol takımımız maçını e ya ben Ermenistan'la maçımız kaldı diye hatırlıyordum ama ısrarla bana dediler ki Ermenistan'la maçımız yok. Türkiye milli takım maçları. Yani ben e, Ermenistan'la maçımız var diye biliyordum arkadaşlar. Israrla dediler ki hocam Ermenistan'da yok sadece Galler'le var dediler. E, bakmaya şey yaptım. Depresmanda biz 2-1 yenmişiz. Evimizde 1-1 bir -bir kalmışız. Ben hani dikkatimden kaçmış Şöyle bir durum var arkadaşlar. Türk milli takımımız 7 maçta 16 puan aldı. Gruptan çıkmayı hemen hemen matematiksel olarak hani Galler maçı berabere bile bitse çıkmış oluyoruz. Yani berabere bile bitse çıkmış oluyoruz. O yüzden Galler maçı bizim için çok çok büyük bir önem arz ediyor. Almanya ile hazırlık maçımız var. Ha Galler Hırvatistan arasında bir maç var mı bilmiyorum ama Hırvatlar bu psikolojiyle sıkıntı yaşarlar. Yani Hırvatlar gerçekten sıkıntı yaşarlar bu psikolojiyle. Biz galler maçını aldık mıydı? Zaten Gül'ü oynaya çıkıyoruz. Zaten çıktık da grup lideri olarak çıkıyoruz. Ama grup lideri ikincisi fark etmiyor sanırım burada. Yani çıkmış olduk. Bu açıdan da sevindirici bizim açımızdan. Ha hazırlık maçı. Abi hazırlık maçı hiçbir şeydir. Hazırlık maçı her şeydir. Gerçekten bak. Hazırlık maçı niye hiçbir şeydir? Niye her şeydir? Fenerbahçe'den 5 tane isim çağrıldı. Cengiz Ünder tekrardan aday kadroya çağrıldı. Bak kaleci Altay Bayındır Ertaç Çöz 1. Mert Günok Uğurcan Çakır. Baktığın zaman Mert Günok Fenerbahçe altyapısından çıkma. Ertaç Çöz 1 Fenerbahçe'ye imza atmak üzereydi. Taraftar istemedi. Altay Bayındır malum. Defans Ferdi Kadıoğlu. Yani yanlış anlamayın ben ama Ferdi zaten çağrılacaktı. Yani Ferdi'yi çağırmayan kişinin futbolla alakası yoktur. Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkaçar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz ee, orta saha oyuncularında Berat Özdemir, Berkan Kütlü Emrak, Baba Hakan, Çalhanoğlu İsmail Yüksek, Salih Özcan Şimdi burada da şunu söyleyeyim. İsmail Yüksek mi, Salih Özcan mı deseniz Montella'ya İsmail Yüksek der. Yani bir numaraya İsmail Yüksek'i koyar. Ama Fenerbahçe taraftarı Salih Özcan'ı istiyor transfer olarak. Forvet, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür Cengiz Ünder İrfancan Kahveci yani Abdülkadir Fenerbahçeli futbolcuları kazarken değilense yani Abdülkadir Ömür Cengiz'in İrfan İrfancan Yusuf Sarılacıyor şampiyon Fener. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Bertu Yıldırım Yusuf Yazıcı. Yani baktığın zaman şu Hakan Çalhanoğlu dışında mesela bugün milli takım çıkacak o zaman muhtemelen Uğurcan'ı kaleye koyar. Ferdi'yi sağ beke koyar diye düşünüyorum. Abdülkerim Samet Akaydın ikilisini oynatır diye düşünüyorum şeyde stoperde. Siz, size şaka gibi geliyor hocam. Çağlar'ı oynatır diyorsunuz da görürsünüz siz Çağlar'ı. Holbeck de bence şu da olabilir. Bak Samet Akaydın Çağlar söyünce Abdülkerim Bardakçı da oynatabilir. Abdülkerim son zamanlarda sol bek oynamaya başladı. Orada da oynatabilir. Orta sahada İsmail Yüksek Salih Özcan Hakan Çalhanoğlu çıkar. Kanat forvetlerden biri ya Cengiz ya Yırfan olur. Diğer kanat forvet ya Kerem Aktürkoğlu ya Barış Alper olur. Forvette de, de artık Kenan Yıldız, Berto Yıldırım. Bence Berto Yıldırım artık direkt olmak zorunda. Fenerbahçe açısından iyi bir seçim olmuş. Futbolcularımız en azından burada bir rehabilite çalışması geçirir. Bir rehabilitasyon yaşamış olurlar. Bizim açımızdan sevindirici oldu. Yani 30 dakikaya geçmiş oldum arkadaşlar. Ben bu videoya ne başlık koysam sonra şikayet ediyorsunuz. Hocam diyorsunuz başlık Şöyle böyle videonun tamamını da izlemeyen arkadaşlar diyor ki videoyla ne alakası var? Bu arkadaşları çok umursamıyorum. Ama sizleri umursuyorum. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bizlerlesiniz. İyi ki bu kanalın bir ferdisiniz. Görüşmek üzere dostlar.